Çadırı komple alın, bezi alın. Tamam, tamam, bırak, 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 tamam, tamam, tamam. İnsan onurunu koruduk. İnsan onurunu koruduk. Hayatımızı öne koyduk. Mesleğimizi, memuriyetinizi. Bırak ya. Bırak, 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 bırak. Gaziantep'te bir hasta yakını tarafından öldürülen Doktor Ersin Arslan'ın birinci ölüm yıl dönümü olan 17 Nisan'da sağlık çalışanları artan şiddet olaylarını tüm yurtta protesto etti. Tüm Tabipler Birliği ve diğer meslek örgütlerinin katılımıyla Kocaeli'deki tüm sağlık çalışanları da bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Sağlık kuruluşlarında acil servis, kanser hastaları, diyaliz hastaları ve yatalakta tedavi gören hastalar dışında sağlık hizmeti verilmedi. İnşallah da bu mücadeleyi sonuna kadar, başarana kadar devam edeceğiz. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde bir araya gelen Kocaeli Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası'na üye 150 sağlıkçı da girişe çadır kurmak istedi. Hastanenin özel güvenlik görevlileri ise sağlıkçıların kurduğu çadırı söktü. Bırak, 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 bırak. Tamam. Sağlık görevlileri ve özel güvenlik görevlileri arasında arbedeyi araya giren polis ekipleri güçlükle önledi. Boyun eğmedik. Bu aşağılık, bu iğrenç saldırının emrini verenler suçludur. Sağlık çalışanları daha sonra ya hep beraber ya hiçbirimiz, yaşasın sınıf dayanışması, baskılar bizi yıldıramaz sloganları attı. Bu mücadele hep birlikte. İnşallah da bu mücadeleyi sonuna kadar, başarana kadar devam edeceğiz. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber. Amaçlarının Doktor Ersin Arslan'ın ölüm yıldönümünde sağlıkta şiddeti protesto etmek olduğunu belirten Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Burhan Çağlar, usta sağlık çalışanlarının her gün ülkenin dört bir yanında şiddet görmeye devam ettiğini söyledi. İnsan onurunu koruduk, hayatımızı öne koyduk, mesleğimizi, memuriyetinizi. Bir yıl önce öldürülen bir meslektaşımızın anmasında rektörlüğün gerici, baskıcı, şiddet içeren emrini uygulamak onursuzluktur. Başka bir şey değildir. Boyun eğmedik. Boyun eğmedik. Bu aşağılık, bu iğrenç saldırının emrini verenler suçludur. Ama arkadaşlar siz de mesulsunuz. Emir kulu olmak kurtarmaz. Kurtarmaz kimseyi. Biz bu hale gelmiş çadıra Sezer Komsuoğlu ve ekibini çadır olarak buraya asıyoruz. Eğreti ve nasıl olursa olsun öyle.